Selam millet. Birazcık Battlefield oynayayım dedim. Hele ki son güncellemeden sonra. Pek bir şey değiştiğini düşünmüyorum ama gördüğünüz gibi burada bir stopper girdi alaya. Update getireceğim diye sanki daha da cacık oldu gibi geldi bana. Ama bunlar zamanla düzelecek şeyler yani. BF4 de ilk başta çıktığında hatalıydı, bukluydu. Sonrasında zaten düzelttiler. Hiçbir sorun kalmadı. Ufak tefek şeyler haricinde. Burada da bence aynısı olur. Araya şu stutterlar girmese, böyle tereyağı gibi aksa aslında gayet keyifli olacak ama işte. Ne yazık ki onlar araya girince o kadar da keyifli olmuyor. Ben anlamıyorum yani. Gerçi anlanmayacak pek çok bir şey de yok ha. DICE güzel oyun yapıyor ama araya EA girince baskı yaptıkları zaman hani yok işte şu oyunu şu zaman çıkarın. Adamlar dese bile oyun hazır değil. EA bunu istiyor. Haliyle de araya böyle şeyler çıkabiliyor. Ben kesinlikle oyunu full yani şu anki haliyle lan şu anki haliyle full fiyattan almanızı önermiyorum. Yani kesinlikle. EA Play'de var mı bilmiyorum, ona bakmanızı tavsiye ederim, bir bakın. Eğer varsa öyle alıp ondan sonra denersiniz. Sisteminiz kaldırıyor mu? Ona göre de deneyip oynarsınız. Ah. Adamın bir tek kafası gözüküyor lan. Ben de onu, o da beni vurdu ya.
çıkamayacağımız belliydi. Ama kesinlikle bazı silahlara, hani eğer oynayan varsa, bazı silahlara da nerf gelmiş patch'e, özellikle şu PP29 silahına. İlk başta bildiğin şey gibi gidiyordu, dümdüz Call of Duty'deki silahlar gibi. Ama şimdi sıkmaya başladığın zaman tepmesi bayağı bir var, yani yok değil. Bu hovercraft'ların da şeylerini düzeltmişler. Onu da nerflemişler. Armor olsun. Yani bana sıktı sanki. Yani daha kolay patlıyor. Ah. Al işte ya. Şey de daha denk gelmedi şu revive yaptıkları zaman. Ölüyor muyuz, ölmüyor muyuz, o bana daha denk gelmedi ama. Bir de şu şeyler bence çok kötü. Bazı haritalarda şu bayraklar yok mu? Onların yerleri yat aşağı. Onların yerleri çok kötü ya. Çünkü mesela şeyde oluyor, işte tepede oluyor, binanın tepesinde, oraya çağırıyorlar işte wildcatlere, yani anti yerlere. Ondan sonra da işte hovercraft'ı, jeep'ti vesaireydi getiriyorlar. Sonra oraya alınması mümkün olmuyor. Hani istediğiniz kadar transport helikopterle de gelin, hiçbir şekilde mümkün olmuyor, çünkü adamlar zaten orayı delicesine savunuyor.
ama bu performans kaybını da düzeltirlerse bence gayet oynanacak hale gelir. Çünkü oyun aslında çok güzel bir oyun. Yani ben çok beğeniyorum DT serisini ve düzeltebilirlerse mükemmel olur. Ha bak şu şeyden bahsediyorum. Onu koyuyorlar tepeye. Sonrası zaten geçmiş olsun. Binaya tırmanabilir miyiz acaba ya? Hadi oğlum. Al işte. Şurada bir rahat bırakmadı ya, bir snipe yapalım. Agresif sniper oynayalım diyoruz ama burada olmuyor. Loadout'umuzu alalım, bir C4. Herhalde bunun klasik. Acaba bu silahı da bir şey yaptılar mı? Nerflediler mi? Hiçbir fikrim yok. Nereden vurdu ya? Şey takılmasam vurdum adama. Ya neyse, ben zaten sırf bilgilendirme amacıyla hani bu videoyu yaptım.
Belli ki daha sorunlar devam ediyor. Hepsi çözülmemiş. Bazı fixler gelmiş, bazı nerfler gelmiş. Onun dışında da zaten pek bir cacık yok. Umarım ilerleyen zamanlarda bunda nerflerler ki düzgün bir şekilde, rahat bir şekilde oyun oynayabiliriz. Benden bu kadar millet. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.